Eğer bir işin yoksa geleyim kaçırayım seni, birlikte dönelim İstanbul, olur mu? Olur, ben sana göre ayarlarım kendimi. İyi. Tamam, şu bir tane bir restoran var yani, gidelim orada yemek yiyelim. Olur vallahi, öyle vallandırarak anlattın. Aklımda kalmasın daha fazla da. Biz böyle baş başa şey olur mu? Ne olur mu? Yani sonuçta senin muhitindeyiz. Vallahi aramızda meşhur olan sensin. Onu sen düşüneceksin. Sürprizlere bayılırım. Günaydın. Biz de bugün son düzenlemeleri yapıyoruz. Son düzenlemeleri yapıyorsunuz. O zaman son düzenlemeler. Bu tekstil ürünlerini kaldıralım. Bak, çerçevelerle vazoları aynı anda teşhir edebiliriz. Buradan sonrası tamamen tekstil olsun. Bu gene benim gözüme. Buralar bakıyor. Bu havlularla gecelikleri bir arada istemiyorum. Olsun. Bizim nerede bornozlarımız? Karşı taraf. Delik gibi karşı taraf değil. Burası gelir gelmez. Burayı görüyorum. Günaydın. Aa, sen nereden geldin? Ben sana geliyorum. Koşa koşa. Sen benden biraz erken gelmişsin beni mahcup etmesin diye. Ben açayım dükkanı bundan sonra. Ya dün gece sayım yapıldı da geç saate kadar. Ben geç çıktım. Sen gelmeden önce haber verseydin keşke. Ne sayımı yaptın acaba? Sayım yaptım. Ya ben seni teftişe mi geldim Allah aşkına? Burada bir işim vardı. Hazır o buraya gelmişken burayı da halledeyim. Böyle bir tamam, taşla iki süper, çok iyi yapmışsın. Esin bize hemen iki kahve göndersene. Bir şey söyleyeceğim. Son sayımlarda baktım bornozlar çok iyi gitmiyor mu? Değil mi? Sabahlığını da yapacağım ben onun. Bir de yaz için böyle plaj için bir şeyler yapayım diyorum. Farklı renkler. Süper olur. Yani benim bu sezon lokomotifim oldu diyebilirim. Neden? Çünkü ben yaptım. Yalnız şu yüzüğe bir bakabilir miyim ben? Yani sen böyle güzel yüzükleri acaba nereden buluyorsun? Yani aslında bunu bir arkadaş bulmuş. Ben bulmadım da. Arkadaş? Nişan falan mı yoksa? Yok canım, ne nişanı? Nişan değil de. Ama evet, benim için özel bir arkadaş diyebilirim. Oo, desene sen, bu yüzüğün arkası çabuk gelecek. Ya ne saçmalıyorsun sen benim için, utandırma bir şey. Ne oldu? Dilara. 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 Ben de seninle konuşmak istiyordum. Çok sevindim karşılaştığımıza. Konuşalım tabii. Konuşalım. Ne konuşalım mesela? Adem'le ilgili tüyo vereyim mi? Senem'in evinde benim niyetim seni aptal yerine koymak falan değildi. Yani ne diyeceğimi, nasıl konuşacağımı bilemedim. Tabii bir de doğru zaman değil. Gerçekten karşılaşacağımız aklımın ucundan geçmezdi. Bak, ben yaşadıklarınız için çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm ama ben bunun sorumluluğunu almak istemiyorum. Ben Adem'i tanıdığımda evli olduğunu bilmiyordum. Çok sonra öğrendim ama zaten dava tarihiniz de belliydi. Devam etmekte de bir sakınca görmedin haliyle. Ben sizin ilişkinizde bir değişken olamayacağımı gördüm, öyle diyeyim. Peki tamam, çok güzel. Biz o zaman neyi konuşuyoruz şimdi? Yani ne istiyorsun sen benden? Ben sadece kendimi anlatmak istiyorum çünkü yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. O kadar. Yok. Sen vicdanını rahatlatmak istiyorsun. Bak, bir çocuğunuz olacak. Ben de bir süre daha buralardayım gibi görünüyor. O yüzden
Bence iyi kötü bir ilişkimiz olmak zorunda. Ben sizin sebebiniz değilim Dilara. Öncelikle şunu düzeltelim. Bizim bir çocuğumuz olacak, evet. Ama zannetme ki senin o resimde bir yerin var. Evet, çocuğun babası Adem. Kanuni hakkı neyse o kadar hayatında olacak tabii ki. Ama ben çocuğumun hayatında başka bir kafa karışıklığına izin vermeyeceğim. Çok meraklısın ya böyle vicdan rahatlığına. Kafan rahat olsun bu konuda. Adem hiç değilse yüzsüzlükte dengini bulmuş.